Arkadaşlar şu anda dördüncü konudayız. Kapalı sistemlerin enerji analizi. Bir 6-7 kadar falan bir örnek var. Onları çözeceğim. Daha sonradan inşallah yapabilirsek 5. ve 6. ünitelere de en kısa zamanda videolarını çekmeye çalışacağım. Ee, dediğim gibi tablo okuma meselesi önemliydi. Bunlar da hepsinde bundan sonraki kullanacağımız bütün konularda yani 4. 5. 6. ünitelerden hatta önümüzdeki dönem konularına kadar hepsinde gene aynı şekilde ne yapmanız lazım? Tablo okumanız gerekecek. Onun için tablo okumayı iyi öğrendikten sonra bunlara geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü neyin nerede çözüleceğini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ilk sorumuzda ne demiş? Türtünmesi piston silindir düzeneğinde Başlangıçta 60 litre doymuş sıvı soğutucu akışkan R134A bulunmaktadır. Piston serbest hareket edebilmektedir. Arkadaşlar şimdi soru okurken yani aslında çok önemli keyword'ler var. Çok böyle önemli bizi böyle yönlendirecek kelimeler var. Şimdi piston serbest hareket edebilmektedir demek basıncı değişmiyor demek. Yani bizim bir piston silindir düzeneğimiz var. Bu piston silindir düzeneği normalde nasıldı? İşte buradaki basınç yukarıdan uygulanan basıncı eşit olması gerekiyor. Eğer serbest halde hareket edebiliyorsa sen buna ısı verdiğinde bu serbest hareketle beraber işte hacmi genişleyecek. Basınç yine aynı kalmış olacak. Onun için bu cümle çok önemli. Yani bize ne işaret ediyor? Birinci halle ile ikinci halin basıncının eşit olduğuna işaret ediyor. P1'in P2'ye eşit olduğuna işaret ediyor devam edelim ve kütlesi soğutucu akışkanın üzerine. Şimdi buradaki piston silindir yani yukarıdan uygulanan basınç olarak adlandırılabilir. Yukarıdan uygulanan basınç 700 kilopaskalmış. E 700 kilopaskal basınç uyguluyorsa benim aslında P1 basıncım 700 kilopaskaldır. Yani buradaki ne kadar yukarıdan basınç uygulanıyorsa bu ortam basıncına eşit olacak basınç olmasını sağlayacak büyüklüktedir soğutucu akışkan daha sonra 70 santigrat derece sıcaklığa ısıtılmaktadır. Bir ısı girişi oluyor. Hal değişimi sırasında yapılan işi hesaplayın. Arkadaşlar iş iş analizi yaparken yani işi bulurken farklı metotlar uygulanabilir. Enerji dengesinden yapılabilir ama verilen veriler önemli. Öncelikli olarak ben piston silindir düzeneğinin ne işi yaptığını biliyorum. Sınır işi yaptığını biliyorum. Sınır işi neydi? V sınır işi arkadaşlar birinci halle ikinci hal arasındaki p çarpı dv formülü ile bulunabildiğini biliyoruz. Basınç var, e, hacmimiz var. Normalde işte basınç sabit verilebilir. Yani burada şu denklemi çözebilmemiz için bunların birbiri cinsinden değerini biliyor olmamız gerekiyor. E, bununla alakalı zaten örneklerimiz olacak. Mantığını anlayabilirsiniz e, çözdükçe. E, p çarpı dv bana neyi veriyor? Sınır işini veriyor. Eğer basınç sabitse ki bizim bu durumda ne? Basıncımız sabit çünkü piston serbest hareket edebilmektedir demiş. E basınç sabitse bu ne olacak? Sabit bir sayı olduğu için dışarı çıkacak. İntegralin dışına çıkarabilecek. Burada biz ne yapacağız? DV'nin yani hacim değişimini integral almamız gerekecek. O zaman zaten doğrudan yazarız. Nasıl olur? P çarpı V2 eksi V1 şeklinde yazabiliriz. Yani burada P çarpı V2 eksi V1 bize neyi verecek? Sınır işini verecek. O zaman belirlememiz gereken şey bir basınç zaten basınç sabit olduğundan dolayı 700 kilopaskal olduğunu biliyoruz. Onun haricinde V1 ile V2'yi belirlememiz gerekiyor. E şimdi birinci durumdaki aslında e, hacim verilmiş. Birinci durumdaki hacim verilmiş ne cinsinden? Litre cinsinden verilmiş. V1'in ben neye eşit olduğunu biliyorum. E, 60 litreye bu 60 litrenin de 0.06 metre kübe eşit olduğunu biliyorum. E şimdi benim hacmim belirli. Ancak analiz yaparken ikinci duruma bağlayacağım bir ifadeye ihtiyacım var. Şimdi birinci halden ikinci hale geçirebilmem. Yani ikinci haldeki hacmi belirleyebilmem ne olabilir? Ben özgür hacmi belirleyebilirim. Buradan kütleyi belirleyip ikinci durumda kütleye eşleyip bir şekilde bulabilirim. Bir bakalım bir ilerledikçe ortaya çıkacak. Şimdi öncelikle birinci ne demiş bize? Doymuş sıvı Soğutucu akışkan demiş. Birinci durumda aslında iki tane yeni özellik verilmiş diyebiliriz. Birinci durumda bana P1 eşittir 700 kilopaskal demiş. Ondan sonra bir de ne demiş? Doymuş soğutucu akışkan demiş. Şöyle ben şöyle yazıyorum. Doymuş soğutucu akışkan demiş. Doymuş kelimesi veyahut da doymuş sıvı derse eğer. Doymuş sıvı deyince ne yapıyorduk? F indisi değerleri kullanıyorduk. Ne yapıyoruz? A 11 tablosunu açıyoruz. Herkes açsın. Arkadaşlar lütfen dersi dinlerken elinizde tablonuz, elinizde hesap makineniz olsun. Yani eğer konuyu anlamak istiyorsanız bu işlemleri yapmazsanız hepsi havada kalır. Lütfen böyle film izliyormuş gibi ders dinlemeyin. Elinize e, tablonuzu alın, elinize hesap makinenizi, kaleminizi, defterinizi alın. Ben çözerken siz de çözmeye çalışın kenarda. Ee, tablomuzu açalım ne yapıyoruz A11 değil A12 açıyorum çünkü elimde basınç verilmiş 700 kilopaskalda söylemiş olalım kaynama sıcaklığı ne verilmiş bir kere bu doymuş sıvıysa T1'in sıcaklığının 26.69 derece olduğunu biliyorum ancak benim bu işime yarayacak mı muhtemelen yaramayacak ama e, gene de bulmakta fayda var bu, bu basınçta 700 kilopaskalda 26.69 santigrat derecede kaynıyormuş. Efindisli değerleri kullanacağım. Eğer benim işime işte iç enerji yarayacaksa UF değerini, işte entropisi yarayacaksa e, SF değerini arkadaşlar almamız gerekiyor. Şu anda genel olarak baktığımda ne gözüküyor? Benim işlemimde hacim olayı olduğuna göre özgür hacimi almakta fayda var. V1 değeri neye eşit olacak? VF değerine eşit olacak. VF değeri Hangi VF değeri arkadaşlar? 700 kilopaskaldaki VF değerine eşit olacak. Buradan 700 kilopaskala geliyoruz. 0.0008331 metreküp bölü kilogram bize neyi verecek? Buradaki V değerini verecek. Eğer ben burada şeyi bulmak istiyorsam bir hesap makinesi şuradan alayım. Ben burada eğer kütleyi bulmak istiyorsam, şimdi birim olarak, yani formül bilmenize gerek yok. Birim olarak çıkartabilirsiniz. Elinizdeki, elinizdeki mesela şurada metreküp bölü kilogram verilmiş. Benim birinci durumda elimde metreküp değerim belli. Birinci durumda elimde V değeri belli. O zaman birim olarak baktığımda neyi söyleyebilirim? V değerinin normalde metreküp bölü kilograma yani hacim bölü kütleye eşit olduğunu biliyorum. V değerimin yani özgül hacim değerimin özgül hacim değerimi yazarsam buraya 0.008331 eşittir neymiş V değerimde 0.06 metreküp bölü m'den hesap makinesinden yapalım 0.06 bölü 0.0 Kütle diyelim arkadaşlar. M diyelim kaç çıktı? 72.02 kilogram çıktı. Bir kere ikinci halde de aynı değeri sahip olacak. Bu kenarda kalsın. Devam edelim. Yani ikinci halde gerçi bu bunun üzerinden bile gitme gerek yok. Biz şuradan bile belirleyebiliriz. Kütle önemliydi. İkinci durumdaki hacmi belirlemek için. Benim ikinci durumda nelerim verilmiş? P2 değerim verilmiş. Ne kadar verilmiş? 700 kilopaskal olarak verilmiş. Niye? Çünkü serbest halde hareket edebiliyordu. P2 değeri 700 kPa, T2 değeri 70 santigrat derece. İki tane özellik verilmiş. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar taktik her zaman aynı. 700 kPa'daki kaynama sıcaklığına bakıyoruz. Daha önceden bakmıştık aslında. İşimize yaramış oldu. 26.69 derecede kaynıyormuş. E benim 70 derece ise hangi fazladır? Kızgın buhar fazındadır. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kızgın buhar tablosuna geçiyoruz. 700 kilopaskal yani 0.7 megapascal değerini açtım. Buna karşılık gelen 70 derecedeki hangi değerimi kullanacağım? V değerimi kullanacağım. 70 ben şuradan bakayım. Siz de bakın. 70 derecede V değerim kaç çıkıyormuş? V eşittir 0.0 36 373 metreküp bölü kilogram çıkıyor. Şimdi ben ne istiyordum? İşi istiyordum değil mi? Burada verilen hacim değeri. Yani hacimler arasındaki fark. Eğer birim işi bulmak istiyorsak, yani birim kütle başına işi bulmak istiyorsak, özgür hacim cinsinden yazabilirdik. Ancak kütle şu anda elimizde olan bir değer. Yani kütleye ulaşabiliyoruz. O zaman bizim toplam işi bulmamız lazım. Yani kilojül cinsinden bulmamız gerekiyor. Yani şuradaki ifade bir başka tabirle m çarpı p çarpı v2 eksi V1 şeklinde de yazabilirdik. E o zaman devam edelim. E, v değerimiz belli. V değerimiz belli. E, ne yapıyoruz? M değerimiz de belli. Ben V değerimin ne eşit olduğunu biliyordum. V bölü V bölü M değerine eşit olduğunu biliyordum. V değerimizi yazalım. 0.0 36 373, değil mi? Gene şuradan bir teyit etmiş olalım. Yanlış falan olmasın. Tamam. O, 36 373 eşittir. V değerimiz kaç? Şey, V değerimizi zaten bulacağız. V2 değerimizi bulacağız. Şunlar ikinci durum için. Ekütle değişmeyen madde miktarımız burada. 72.02 kilogram. Bunun ikisini çarptığımızda çarpı 0.036 373 dediğimizde kaç olduğunu bulduk. İkinci durumda bizim V2 durumunda hacmimizin 2.619 devam ediyor daha. E, metreküp olduğunu bulduk. Baya bir hacimsel bir değişim var. V1'de 0.06 metreküpken ikinci durumda 2.6 metrekübe çıkıyor. Yani yüksek bir ısı girişi gerçekleşmiş. E, ne yapacağız o zaman? Gene formülümüzden yapacağız. V sınır işi ne olacak bizim için? P çarpı V2 eksi V1'den. P değerimiz 700 kilopaskal V2 değerimiz e, V2 değerimiz kaç? 2. 619 eksi 0.06 metreküp. Buradan sınır işimiz kaç çıkıyormuş? 2 nokta. Değerimiz kaç çıktı? 1791.3 Şimdi birim olarak baktığımızda e, ne eşit oluyordu? kilo pascal cinsinden verilmiş. Normalde pascal cinsinde olsaydı o zaman değerimiz ne olacak? Kilojüle eşit olmuş olacak. Şurada yazmış olduk.